Değerli basın mensupları, kıymetli Alanyalılar. Ülkemiz, bölgemiz büyük yangınlarla karşı karşıya. Geçtiğimiz gün Manavgat tarihinin gördüğü en büyük yangınla boğuşmaya başladı ve boğuşmaya da devam ediyor. Dört bölgede aynı anda başlamış bulunan yangında kundaklama olduğu gayet açık ortadadır. Bu yangının dört bölgede birden aynı anda çıkmış olması, bunun arkasında bir terör örgütünün faaliyeti olduğunu bize göstermektedir. Bunun altını kalın kalın çizmek istiyoruz. Bu bir terör faaliyetidir. Bu bizim yeşil vatanımıza karşı yapılmış bir terör faaliyetidir. Hem jandarma hem polis bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Fakat hafızalarımızı şöyle bir tazeleyelim. Şöyle bir geçmiş dönemdeki olgulara bakalım. Daha önce de 2019 yılında HDP'li belediyelere kayyum atandığı zaman PKK'nın kuruluşlarından terör örgütü, illegal terör örgütü, Ateşin Çocukları isimli grup Türkiye'de bugün olduğu gibi 26 noktayı ateşe vererek kundaklama gerçekleştirmişti. Antalya'mızın pek çok ilçesinde de bu grubun kundaklamalar yaptığı, ormanlarımızı ateşe verdiğini biliyoruz. Türkiye'de terörün uzantısı olan, terörün yan kolu olan HDP diye bir parti özgürce siyaset yaptığı sürece bu kundaklamalar da sürecektir. Bu terör saldırıları da sürecektir. Bu terör şüpheleri de sürecektir. HDP derhal kapatılmalıdır. HDP'nin kapatılmaması teröre izin vermek demektir. Teröre ferman vermek demektir. Bu kabul edilemez. Bunu buradan reddediyoruz. Yeşil vatanımıza karşı yapılan bu saldırı görülüyor ki gene Ateşin Çocukları tarafından yapılmaktadır. İllegal örgüt olan Ateşin Çocukları tarafından yapılmaktadır. Sosyal medyalarda sevinç naraları atmaktadır. Yargının arkasında terör örgütü PKK'nın olduğu açıktır. HDP kapatılmadan bu terör sona ermeyecektir. Antalya, Manavgat'ta dört noktada birden çıkan yangında havadan, kavadan topyekün mücadele ediliyor. Ülkemizin birçok bölgesinde eş zamanlı çıkarılan bu yangınlarda topyekün mücadele ediliyor. Yangının yaraları sarılmaya çalışıyor. Yangınla mücadele eden herkese buradan ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu mücadele, biz bu mücadelede bölgemizi yeniden ayağa kaldıracağız. Ülkemizi yeniden yeşil vatanına kavuşturacağız. O köylerimizi yeniden inşa edeceğiz. Buradan söz veriyoruz. Buradan Vatan Partisi olarak söz veriyoruz. Devletimizle, milletimizle birlikte buraları yeniden inşa edeceğiz. Buradan Anayasa Mahkemesi Başkanına, Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyoruz. Görevinizi hemen yerine getiriniz. Görevlerinizi unutmayınız. Devam eden HDP kapatılsın davasını hemen sonuca ulaştırınız. Bölgede tüm ekipler seferber olmuşken, tüm milletimiz seferber olmuşken, tüm ülkemiz bu konuda tek vücut olmuşken, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi iş yoğunluğunu bahane ederek HDP'nin kapatılması sürecini geciktiremez. Cephe çavaşı verircesine alevlere karşı mücadele edilirken Anayasa Mahkemesi Başkanı iş yoğunluğunu bizim önümüze bahane olarak koyamaz. Can çekişen PKK ormanlarımızı, Manavgat'ımızı, köylerimizi yakka çılgınlığını çare sanıyor. Hiçbir şekilde çare olmayacaktır. Bunu buradan açıkça ilan ediyoruz. Yeşil vatanımıza karşı yapılan saldırılara karşı buradan milletimizle birlikte mücadele edeceğiz. Mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bunu buradan ilan ediyoruz. Türkiye benzer zamanlarda farklı noktalarda çıkan bu orman yangınlarıyla sonuna kadar mücadele edecektir. Türk ordusu PKK'yı eziyor, bitiriyor. Can çekişen PKK ormanlarımızı, köylerimizi yakma çılgınlığını çare olarak görüyor. PKK tek bir gün mücadeleyle ezilecek, bitirilecek. Anayasa Mahkemesi PKK'nın kolu olan HDP'yi derhal kapatmalıdır. Buradan bu çağrımızı bir kez daha ileterek siz
Tüm Alanya halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi, tüm Türkiye'mize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, saygılarımızı sunuyoruz.